Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Özel yayınla karşınızdayız. Bu bölümde halkın sesine yer vereceğiz. Rojava'ya yönelik, Kuzey Suriye'ye yönelik Türk Devleti'nin işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Biz programımızın bu bölümünde sizi canlı yayında telefonla bağlayarak sizden gelen telefonlarla sizin görüşlerinizi alacağız. Bu işgal saldırılarına yönelik görüş ve yorumlarınızı dinleyeceğiz. Siz de ekranlarımızda paylaştığımız bu numaralardan bizi arayarak, stüdyomuzu arayarak bize Rojava'ya ilişkin, Kuzey Suriye'ye ilişkin, bu saldırılara ilişkin görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Aynı zamanda bu saldırılara ilişkin, bu cephedeki son gelişmeleri, son durumu da stüdyoda değerlendireceğiz. Bir stüdyo konuğum var, tanıtmak istiyorum. Gazeteci Veysel Işık, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu işgal saldırıları devam ediyor. Telefonlar geldikçe telefonları da alacağız. Halkın görüşlerini de dinleyeceğiz ama siz ne söylemek istersiniz? 6 gün geride kaldı saldırılar ve saldırılara karşı geliştirilen bu direnişin 6. günü. Ciddi çatışmalar, ciddi bir savaş yaşanıyor cepheden. Ölüm haberleri geliyor, siviller katlediliyor. Türk Devleti adeta bir soykırım yapıyor. Siz ne söylemek istersiniz? Ben ilk başta bu... Rojava'daki direnişte yaşamını yitiren bütün direnişçilere saygılarımı belirtiyorum. Onların direnişleri önünde saygıyla eğiliyorum. Oradaki halkımıza da başarılar diliyorum. Gerçekten ağır bir saldırı, bir soykırım saldırısı var. Şimdi bu soykırım saldırısı tabii ki yeni bir şey değil. Kürdistan'ın her tarafında Kürtlere yönelik ciddi baskılar, ciddi saldırılar oldu. İşte en son diyelim ki Kuzey Kürdistan'daki o yerel özellik çatışmalarında da biz gördük. Kürdistan'ın öz yönetim direnişlerinde. Evet, öz yönetim direnişlerinde Kürdistan'ın birçok şehri, kenti yerle bir edildi ve halk sürüldü. İşte bu durumlarda yakıldı, yıkıldı. Yani bu şu anki soykırımı başlatan bu zihniyeti, bu işgalci gücü aslında tanıyoruz. Tanımadığımız bir güç değil. Ama şimdi iki sınır ötesi, yani sınırın farklı bir alanda olan Kürtlerin yaşadığı Rojava'ya yönelik bu yeni başlatılan soykırım biraz uluslararası bir destekle yapılan bir soykırım. Ve bu soykırımda işte DAEŞ'çiler, ÖSO'lar, bütün çeteciler kullanılıyor. Bununla Kürtlerin aslında hem o toprakları, yani yüzyıllardır yaşadığı topraklar işgal edilmek isteniyor. Hem de Kürtleri toptan belki tarih sahnesinden bitirmek istiyor. Ve bu saldırıyla hedeflediği, biraz şimdiye kadar başarmadığı, işte Kuzey Kürdistan üzerinde yıllardır savaşla başarmadığı her bir durumu Rojava'yla bir nevi de olsa öne giderek ya da işte geliştirerek bunu Kürdistan'ın her tarafına yaymak hedefi var. Şimdi Rojava'daki direnişin önemli ölçüde geliştiği ve önemli bir direniş olduğu ortadayken diğer parçalardaki Kürtlerin de buna daha fazla bir katılım sağlaması gerekiyor. Yani sadece bir alanda... Bir katılım demişken bir virgül koyalım. Bu ekranda izlenen görüntülerde Hamburg, Harlen ve Dortmund Almanya kentlerinde binlerce Kürdistanlı ve dostu şu an alanlara çıkmış durumda. Rojava'ya yönelik bu soykırım ve işgal saldırılarını kınıyorlar, protesto ediyorlar. Uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için bu eylemler yapılıyor, devam ediyor. Bununla devam yani eylemler Avrupa'da Kürtler ve dostları üzerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun daha fazlasını yapmak gerekiyor. Çünkü ne yapmak gerekiyor? Yani şöyle bir şey olmuyor. Sadece Kürtlerin sadece kendilerini örgütleyerek alanlara çıkmasıyla yetmiyor. Belki diyelim ki Almanya'da işte 100 bin Kürt çıkıyorsa bunun yanında 100 bin Alman da olması gerekiyor. Fransa'da 10 bin Kürt çıkıyorsa yanında 10 bin Fransız'ın da olması gerekiyor. Her Kürt'ün biraz bu sorumlulukla evet, hareket etmesi gerekiyor. Bu gereklilik var ama bunun için ne yapılmalı, ne yapılabilir? Uluslararası kamuoyunun dikkati nasıl çekilir? Yani uluslararası kamuoyunun bir dikkati var ama bu her Kürt'ün biraz kendi yanındaki arkadaşını, komşusunu, çevresini, işverenini ya da işçisini örgütleyip bu alanlara taşıması gerekiyor. Bu alanlara taşındığı zaman insanlar yüz binler diyelim ki parlamentoların önüne aktığı zaman yüz binler işte sivil alanlara işgal ettiği zaman, banofları işgal ettiği zaman, hava alanlarını işgal ettiği zaman işte bu ulaşımı işgal ettiği zaman, geçiş vermediği zaman o zaman bütün dünya pratik adım atmak zorunda kalacaktır. Şu ana kadar gelişen bu proseslere yönelik hep duyduğumuz sadece olmaması gerektiği işte yakınıyoruz, yaptırımı uygulayacağız. Sadece sözlerle gelişen şeyler demek ki biz yeterince tepkimizi... Şimdi
bu sözler aslında bu uluslararası kamuoyunun bu baskısını, bu eylemleri frenlemek için olabilir mi? Yani egemen devletlerin bu açıklamaları, bu kınamalar, bu protestoların önüne almak için olabilir mi? Yani saldırı durmadığı müddetçe, işgalci, soykırımcı güç Kürdistan'dan elini çekmediği müddetçe, Rojava'dan elini çekmediği müddetçe yapılan bütün eleştiriler, bütün kınamalar, işte bütün yaptırımlar bir karşılığı yok, bir anlamı yok. Çünkü Kürdistan'a saldırıyı gerçekleştiren uluslararası güçlerdir. Yani işte yıllardır birlikte mücadele ettiği iddia eden Amerika ve koalisyon güçlerinin verdiği izindir. Ya da Rusya'nın verdiği izindir. Ya da farklı güçlerin birlikte hareket ettiği, koordinatları verdiği. Yani Kürdistan'ın her tarafı, Rojava'nın her tarafı şu anda dedim ki uçaklarla bombalanıyor. Bu uçaklar kimin? Amerika'nın. Bu uçaklar kimin? Farklı ülkelerin. Ya da tanklarla bombalanıyor. Bunlar yine bu ülkelerin. Dolayısıyla bu ülkelerin kınamayla, yaptırımlarla verdiği sözler bir karşılığı yok. Onun içindir ki Kürtlerin daha güçlü ses çıkarmaları gerekiyor. Onun içindir ki Kürtler daha fazla örgütlenip daha böyle kalıcı, iz bırakıcı eylemleri yapmaları gerekiyor. Protestoları yapmaları gerekiyordu. Bunun Avrupa ayağı güçlüyken ya da dünya ayağı güçlüyken ama Kürdistan'ın da özellikle Kuzey Kürdistan'ın da ayağının gelişmesi gerekiyor. Şimdi temel sıkıntı Kürtlerin bir yerde Kürtlere saldırı olunca diğer yerin biraz atıl kalmasıdır. Yani bu atıl kalmak büyük bir sıkıntıdır. Bu ulusal tutuma geleceğiz buradan ama şimdi evet. Bu saldırılarla birlikte 6. gününe girdi dedik. En çok tartışılan konulardan birisi de Kürtlerin ulusal tutumu. Yani bir ulusal birlik sağlanmış olsaydı, ulusal bir kimlikle bu saldırılara karşı durulsaydı farklı sonuçları olabilirdi deniyor. Sen ne söylemek istersin? Ulusal tutum, ulusal birlik, ulusal konferans tartışmaları var. Ki bütün siyasi yapılar, Kürt siyasi yapıları da bunda ortaklaşmış durumda. Saldırılara karşı işgal saldırısı olduğu, bir soykırım saldırısı olduğu yönde ortak bir fikir var. Sen ne düşünüyorsun? Ne söylemek istersin? Yani bu tartışmaların yapılması ya da bu düzeye gelmiş olması önemli olmakla birlikte bugünkü saldırılara cevap olacak durumda değil. Yani bugün Kürtler şunu durup işte hadi biz tartışalım, acaba biz birlik olalım mı, olmayalım mı, nasıl olacağız? Onun tartışmasını aşan bir durumun ortaya çıkması gerekiyor. Dolayısıyla her Kürt'ün, her şehrin, her köyün, her mahallenin kendi cephesinden ayağa kalkıp bu var olan saldırıyı ilk önce geri püskürtmesi gerekiyor. Yani biz şöyle bir şey bekleyemeyiz. İşte Kürtler bir araya gelecek, ulusal kongre yapacak. Dolayısıyla bu ulusal kongre sonrasında bu çatışmalar duracak, soykırım duracak. Öyle bir şey şu anda çok imkan dahilinde gözükmüyor ya da çok gerçekçi gelmiyor. Bundan daha ziyade Kürtlerin temel olarak şu anda en fazla yapılması gereken ya da yapması gereken şey herkesin bulunduğu her yerden bir şekilde ayağa kalkmasıdır. Yani bir şekilde mücadele etmesidir. Mücadele ederek, her bireyin mücadele ederek ilk önce bu saldırı durdurması gerekiyor. Yoksa biz şöyle beklesek şu parti bir şeyler yapsın ve işte işgal dursun. Biz dikkat edersek gelen bütün tepkiler ya da bütün eleştiriler bu saldırının önünü kesmiyor yani. Somut adım gerekiyor. Somut adım da gerçekten halkın, insanların, Kürt'ün her tarafta ayağa kalkmasıdır. Yani mesela özellikle Kuzey Kürdistan için söyleyeyim. Şimdi hep şey deniliyor, işte baskı var, zulüm var, işkence var, hapis var. Doğrudur ama şey, yani biz rahat koşullarda, normal koşullarda, demokratik koşullarda zaten devrim olmaz. Normal koşullarda, rahat koşullarda direniş olmaz yani. Bir virgül koyalım. Şimdi telefonlar geliyor. Avusturya'dan Fırat Taş bizimle birlikte. Sayın Taş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu işgal ve soykırım saldırıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz Sayın Taş? Değerli arkadaşım, benim düşüncem şu. Önde raporu bir sayfa okuyan, partimizi birkaç sayfa okuyan, HPG, YPG, YPJ güçlerini 3-5 sayfa okuyan bilir ki Kürdistan'da her şey tırnak ve direnişle kazanıldı. Evet. Evlerinde oturanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Değerli yaralı halkım, sokaklar sizi bekliyor. Elinizden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsanız. Söyleyeceklerim bu kadar. Başarılar diliyorum sizlere. Selamlar, saygılar tüm Kürt halkına ve dostlarına. Teşekkür ediyoruz Sayın Taş, yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Burada ben Kuzey Kürdistan'a evet, devam etmek istiyorum. Çünkü bu mesela Kürtler şöyle bir şey yapmamalı. Yani işte biz gidelim HDP'nin önünde ya da HDP'nin içinde başlatalım, mücadele edelim. Ya da işte siyasetçiler öncülük yapsın, biz mücadele edelim. Şu anda bu beklenti büyük bir yanılgı ve yanlış.
Her Kürt, yani Kürdistan'da 40 yıldır bir mücadele var ve her Kürt bir şekilde bu mücadelenin içinde, yanında yer almış ve bunun içerisinde kavrulmuş. Her Kürt'ün kendi evinde, kendi mahallesinde, kendi sokağında mücadeleyi başlatması gerekiyor. Nasıl mücadele? Yani örgütler, yani bunun pratik örnekleri oldu. Mesela işte 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 15 hepsi bu dönemi hatırlatan önemli gelişmelerdi. Kürtler kendi bulundukları mahallelerde örgütleniyorlardı ve eylem yapıyorlardı ve bu eylemler sonuç veriyordu. Devletin sana müdahale gücünü de kırıyordu. E şimdi ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Biz HDP'nin önüne gidelim, eylem yapalım. HDP eylem yeri değil ki. Eylem yeri senin sokaklardır, senin bulunduğun mahalledir, senin bulunduğun alandır, köydür, şehirdir, kasabadır. Buraya halkın kendi kendisi buraya yönlendirmesi gerekiyor. Yani illa da şöyle bir şey beklememek gerekiyor. Bizim hep sanki yeniden devrim başlıyormuş gibi, yeniden işte mücadele başlıyormuşuz gibi, hiçbir şey olmamış gibi biz bekleyelim birileri gelsin bizi örgütlesin ya da öncülük yapsın bir sokağa çıkalım değil yani. Bu nokta önemli, konuşacağız ama bir telefon bağlantımız daha var. Abdo Erdoğan İsviçre'den yayınımıza katılıyor. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz. Abdo Erdoğan, sesimi alabiliyor musunuz? Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz. Rojava'ya yönelik işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Abdo Erdoğan, sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum. Evet, Rojava'ya yönelik, Kuzey Suriye'ye yönelik işgal ve soykırım saldırıları var. Siz ne söylemek istersiniz? Yorumlarınız nedir? Abdo Erdoğan, sesimi duyabildiniz mi? Evet, duyuyorum. Sizi duyuyor musunuz? Sizi dinliyoruz. Buyurun, yorumlarınız nedir bu işgal saldırılarına karşı? Evet, sanırım Abdo Erdoğan duyamıyor. Tekrar bağlanırsa alabiliriz yayına. Evet, ben devam etmek istiyorum. Buyurun. Çünkü şey noktası çok önemli. Yani biz hep tarihe bakalım. Yani İsa'dan tutalım, Hazreti İsa'dan tutalım, işte Küba'ya, Sovyet devrimine kadar bütün devrimler ya da bütün devrimciler zor koşullarda, işkence koşullarında, baskı koşullarında, tanınmadık koşullarda mücadele yapmıştır ve öyle büyümüştür. Çok özür diliyorum Veysel. Bir telefon bağlantımız da var. Bugün halkın sesine yoğunluk vereceğiz. Fevziye Tekin Viyana'dan bizle birlikte. Sayın Tekin, yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun, Rojava'ya yönelik işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Yorumlarınız nedir? Evet, sanırım bu telefon hattı da koptu. Devam edelim. Ben şeye getirmek istiyorum. Mesela aynı şey Kürdistan için de geçerlidir. Mesela Kürdistan'daki devrimciler de, mücadeleler de hep baskı ve zulüm koşullarında ortaya çıkmıştır. Koşgiri öyledir. Dersim öyledir. PKK öyledir. PKK'nin kendisi 80 koşullarının ürünüdür. Yani 80 koşullarında, darbenin çıktığı koşullarda insanlar devrimi başlattılar. Ve insanlar öyle başlattılar. Mazlum Doğanların zindandaki direnişi yine öyleydi. Baskının en dorukta olduğu, kimsenin benim belki demeye korktuğu anlarda insanlar devrimi gerçekleştiler. Kendi şahıslarında. Şimdi aynı şeyi her Kürt'ün yapması gerekiyor. Şu anda bu beklentili ruh hali, bu işte birileri bir şey söyleyecek, müdahale edecek. Biz kurtulacağız. Böyle bir şey yok. Biz Kürdistan'a neresinde görmüşüz? Yani Mahabat'ta aynı şey, gördük mü? Mahabat'ta insanlar devrimi yaptılar. Bir şekilde sistem kurdular. Ne oldu? Bir günde yıktılar. Yani evet. Egemen göçler, müdahale ettiler. O beklentili ruh haliydi belki de. İşte bugün Rojava'da eğer biz bu devrime sahip çıkmazsak, aynı beklentili ruh haliyle beklesek, işte Rusya ile anlaştık, Suriye ile anlaştık, Amerika ile anlaştık, şu var, bu var, bunlar engelleyecek diye beklesek, bizi beklentimiz yerle bir olur ve biz o zaman hepimiz kendimize dönüp şunu diyeceğiz. Demek ki biz gerçekten direnmenin ne olduğunu, devrimin ne olduğunu ya da devrimcinin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, bir telefon bağlantımız var. Bedri Tekin Viyana'dan katılıyor. Sayın Tekin, yayınımıza hoş geldiniz. Hevale var baş. Ben aslında Kürtçe konuşmak istiyorum ama mümkün mü? Pırskırık ne hevalın, dikarın kurdici bakıvın. Tamam. Heval ez beri hertişi silahı rezi kuşvera düşünüm. Serçava. Ez devleta Türk, devleta hunhuar, devleta diz, devleta tedavuzci, devleta işiti ez şermezar dikim. Ev heval ilo ber hududun, heval şehit ketti, ez bej nakul ber vandı tevinim. O e brindarci ez kvadi zutir jera serkvaziye dikvazım. Naha roja yekitiye.
el banka mil geli kurdi li serokê kurda ye. Em li her derê Avrupayê bi rengê xwe, bi zimanê xwe, bi tek dengê me got bêjî Kurdistan. Rica meci partiyeyi, serokê kurda heye roj roja yekitî ye. Roj roja yekitî ye. Brez berzanî gereka rola xwe bilîze. İdi besi. Em bi alê xwe, hemû kurd li wir, hemû kurd li çalakiya da ye, hemû kurd. Kurdê başûr, başûr, rojava, rojhilat, dîndarê wî, çeftarê wî, hemû li wir. Roj roja serok gereka rola xwe bilîzin, em îdî wî dev ji wî birakujiya xwe berde. Devleta Osmanlıya me dikujin, zaruka dikujin, divê kurd li ku hebe, em yekê kurd ew nakin. Roj roja yekitiye, roj roja bratiye. Slavo res, çebaş. Serçavans, em spas tıkın. Evet, Bedri Tekin birliğe çağrı yaptı. Kürtlerin birliğine, dünyadaki tüm Kürtlerin bugün birlik olması gerektiğine çağrı yaptı. Gün oturma, dinleme, izleme günü değildir. Ayağa kalkma, serhıldan günüdür dedi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet, aslında Sayın Bedri Tekin'in de ifade ettiği gibi Kürtlerin birliğine dem vuruluyor. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Yani bence her Kürt'ün şu anda kendisine sorması gerektiği direnişi nasıl yapmamız gerekiyor? Ya da biz direnecek miyiz, direnmeyecek miyiz? Yani her Kürt kendisine bunu sormalı. Şimdi Kürtler aslında bunun kararını vermişler gibi. Yani Kürtler bunu ama eyleme geçirmek gerekiyor. Karar verme noktasında şimdi bir karar varsa o zaman bunun pratiğinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani özellikle Kuzey Kürdistan'daki Kürtlerin ya da işte Türkiye'de metropollerde yaşayan Kürtlerin bunu yapması gerekiyor. Direnişe geçmesi gerekiyor. Başka türlü kimseye bu saldırının, bu savaşın önünü almaz. Bu savaşın önünü alabilecek tek şey Kürtlerin kendi öz gücüdür. Şimdi eğer metropollerde Kürtler sokağa çıksa, eğer metropollerde Kürtler üzerlerine düşen eylemi, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirirlerse o zaman Türkiye istediği gibi Rojava'ya saldırı şeyini kendisinde, gücünü kendisinde bulmaz yani. Bir telefon bağlantımız daha var. Mustafa Tavcı İsviçre'den katılıyor. Sayın Tavcı, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Kuzey Suriye yönelik işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Vallahi ben ne söyleyeyim, ben 40 seneden beri bu mücadeleden hapislere girmiş insanım. 40 senedir ben şimdi Kürdistan'ın ayakta olduğundan gurur duyuyorum. Çünkü 4 kişiyle yola çıkıldı. Bugün milyonlarımız evet, ayaktadır. Milyonlarımız gerçekten düşmanı korkutmaktadır. Onun için biz Kürt halkı olarak bunu daha geliştirmemiz gerekir ki dünya artık bizi kabul etmek zorunda kalmaktadır. Çünkü yeni bir dünya düzeni içerisinde Kürtlerin de yerini alması için mücadele etmemiz gerekir. Ben bunu söylemek istedim. Çok çok teşekkür bundan ediyoruz. Sayın, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaygısız, yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Oldu. Size de bol şanslar. Evet sevgili izleyiciler, bir telefonumuz daha var Antep'ten. Cömert Kaygısız bizimle birlikte. Sayın Kaygısız, yayınımıza hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz Cömert Kaygısız? Zeynep Kaygısız. Ha, özür diliyorum. Novemi Zeynep abi de şarkısı çevi. Novemi Zeynep abi Zeynep. Zeynep Kaygısız. Zeynep Kaygısız. Buyurun sizi dinliyoruz. Kuzey Suriye'ye yönelik işgal saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Azi vay dahi ki Rojava tamamen ev şehiden Rojava az bezme kalben muhabbeti ve tavanım. O ev birinden ilo lepenin gümayın peçak mayın tedas mayın az şafaya şöyle dıkazım. Evet. İlvay dahi ki azı bandikim tamamı bitime Kurdistan'ı. Lekü'yü de dibi bile dibi. Bakur dibi, Başur dibi her deri. Gerekte ilo Rus ava koyu da kadın. Rus ava emin, emci Rus ava ne? İlo insanı muhtaki, hafsiyata var hayi, imana var hayi gerekte Rus ava koyu da kadın.
İro çuma bakur betejna. Çuma bakur dana kabe. Gerek İro bakur. Bakur vay. Serhildana. Serhildana kubane. Çuha ma. Kubane serhildaki gerek İro anjiburuş avadi deşevi. An serhildane biti. Çıdı da bilardı be. Kuştun kuştun girtin girtin. Makay İro bayi giren. Vay geruje sarma gaybe ya kaydıremin. Evet. Em spas tıkın sayın kaygısız. Evarbaş spas. Evarbaş, evarbaş, serçatın, serçatın. Azı bandikim, bandikim, dülücana bandikim. Sersaran, serçavan. Serçatın, serçatın. Evet, bir telefonumuz daha var. Bremen'e gidiyoruz. Mahmut Sıcak telefon attığımızda. Sayın Sıcak, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Doğrudur. Ben YPG Özgürlük Savaşçılarını selamlıyorum öncelikle. Ve Bakure Kürdistan'a sesleniyorum. Diyorum kalkın başınızı kaldırın. Bugün Kürtler soykırımına uğranıyor. Evet. Daha ne zaman başınızı kaldıracaksınız? Daha ne zaman, ne hangi güne kendini bırakmışsınız? Bir de Güney Kürdistan'a Mesut Barzani'ye çağrı yapıyorum. Diyorum bugün sen bir şey yapmasan yarın ne yapacaksın? Geç olur. Bunu söylemek istiyorum. Bütün Kürtler ayağa kalksın. Zaten Avrupa'daki Kürtler kendi görevlerini yapıyor. Yani elinden ne geliyorsa yapıyorlar. Kürdistan'a çağrı yapıyorum. Kuzey Kürdistan'a Kürtler ayağa kalkmalı. Kürtler bu direnişe hevpar olmalı. Ben bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, bir telefonumuz daha var. Hamburg'dan Dünya Doğan telefon attığımızda. Sayın Doğan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet, İyi yayınlar diliyorum. Bu işgal saldırıları karşısında siz ne söylemek istersiniz? Tabii bu başından beri uluslararası hukuku ayaklar altına almış bir savaş. TC'nin en başta Kürtlere karşı, onun dışında da işte bütün komşu halklara karşı sürdürdüğü bir işgal savaşı. TC'nin başındaki faşist şöyle diyor. Biz diyor orada sınır bölgesinde güvenli bir bölge yaratacağız. Ve oraya işte 2-3 milyon insan için evler yapacağız diyor. Yani başka bir ülkeyi işgal edecek ve oraya evler yapacak. Kendi seçtiği insanlar yerleştirecek. Tabii bütün Batı Avrupa'da bunun uluslararası hukuka karşı bir işgal savaşı olduğu biliniyor ve konuşuluyor da. Maalesef şu anda dünyada savaş demenin suç olduğu tek coğrafya TC sınırları. Biliyorsunuz Türkiye içerisinde operasyon diyorlar, başka şeyler diyorlar. Ama savaş demek suç. Evet. Çünkü gerçekleri her anlamda gizlemek istiyorlar. Ve adını da şey koyuyorlar tabii. Ne diyorlar? Barış Pınarı. Yani adını siz ne koyarsanız koyun, bu yaptığınızı değiştirmeyecek. Yayına başından beri bakıyorum. Telefon eden insanların tepkisi bütün gerçekleri olduğu gibi gösteriyor aslında. Evet. Yani ordusuyla, tanklarıyla, toplarıyla oraya girmiş de olsa Erdoğan ve onun ordusu ya da faşizmin ordusu oraya girmiş de olsa, Rojava'yı kısmen bile işgal etmiş de olsa artık Kürt insanının, Kürt halkının tamamını ebediyen kaybetmiştir. Ve bu değişmeyecektir. Bunu Kürt insanı artık gördü dünyanın her tarafında. Şu anda da zaten dünyanın her tarafında olmasa bile birçok yerlerde, Batı Avrupa şehirlerinde insanlar yine her gün olduğu gibi bugün de sokaklarda protesto gösterileri yapıyorlar. Evet. Artık bu Erdoğan'ın son savaşıdır ve kendini kurtarma savaşıdır. Bu savaştan da kendini kurtarması mümkün değildir. Çok ve teşekkür ediyoruz. Belki bugünkü medya araçlarıyla Türkiye'de insanları bir dönem daha manipüle edip aldatabilir. Fakat Kürt halkına artık söyleyeceği hiçbir şey kalmamıştır Erdoğan'ın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir telefon hattımız daha var. Türkiye'ye gidiyoruz. Afyon'dan Rahim Arzucu telefon hattımızda. Sayın Arzucu, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler. Bu işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Yorumlarınız nedir Sayın Arzucu? Evet anlıyorum. Vallahi şimdi öncelikle gerçekten içim çok çok ama çok çok kan ağlıyor. Oradaki bütün insanlar da benim kardeşimdir. Kürt halkıdır. Kürt halkına yıllardan beridir zulüm yapılıyor, işkence yapılıyor. Kendi ana dilimizle konuşamıyoruz Türkiye'de. Yani bir medya haber kanalı var. Kürtçe konuşan ve o doğruları ve gerçekleri söyleyen bir tek onu dinliyoruz. Zaten Türkiye'de şartları belki siz daha iyi bilirsiniz. Burada kendi dilimizi konuşmak yasak. Kürtçe söylemek yasak. Şarkı söylemek yasak. Ondan sonra bir Kürtçe kanal kesinlikle yok. Herhangi bir sosyal hayat yok. Sadece haksızlık, zulüm, işkence. Bunlar zaten diz boyu ve şunu da söylemek isterim. Özellikle bütün dünyanın her yerinden olan Kürt kardeşlerim, benim gibi yine Kürt kardeşlerimden sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Bütün Rojava'ya karşı yapılan bu haksızlığa karşı herkesin ayakta durmasını istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arzucu yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Hemen İstanbul'a gidelim. Cemal Güler telefon attığımızda. Sayın Güler yayınımıza hoş geldiniz. Alo. Evet, sesimi alabiliyor musunuz Sayın Cemal Güler? Evet, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, işgal ve soykırım saldırıları karşısında siz ne söylemek istersiniz? Düşünceleriniz nedir? Şimdi öncelikle sizlere iyi yayınlar diliyorum. Böylesi bir süreçte ayakta olan halkımızda en içten duygularla selamlıyorum. Sizin de yayıncılık anlayışınızdaki dik duruşunuzdan ve direnişinizden dolayı sizleri de selamlıyorum. Malumunuz İstanbul dünyanın gözü önünde bir şehir. Bilim, sanat, kültür, edebiyat İstanbul'da üretilen bir şehir. Ama dünyanın da en büyük Kürt şehridir İstanbul. Evet. Ve şöyle İstanbul... Tam bizi izleyen özellikle halkımıza sesleniyorum. İstanbul'un sessizliği biraz değil, çok içten. Yani dünyanın her tarafındaki Kürdistanlılar İstanbul'daki Kürt kitlelerinin harekete geçmesini bekliyorlar malumunuz. Evet. Zaten programa katılan arkadaşlar görüşlerini belirttiler. Yani burada yapılması gereken Türkiye'de kaybeden bir iktidar var. Türkiye'de kaybettiğini kazanmak için sınırlar ötesinde uluslararası yasaları ihlal ederek ve Kürt kazanımlarına saldırarak Türkiye'deki milliyetçi kesimlere işte ben Vatan Millet Sakarya edebiyatıyla o kitleleri kendine doğru kanalize etmek peki istiyor. Bu son demlerini yaşayan AKP-MHP faşizmine karşı AKP-MHP faşizmini ebediyete kadar yok etmek için ne yapmak gerekiyor Sayın Güler? Yani şunu yapmak gerekir. Kesinlikle çok can alıcı bir soru sordunuz. Yani yapılması gereken aslında son seçimlerde özellikle İstanbul ve büyük birkaç tane metropolü, birkaç tane şehri kaybetti. Biraz da o kaybettiğinin acısını Kürt halkından çıkarmak istiyor. Çünkü bu ülkede kesin ve net olarak bir cümle kurmamız gerekirse... Bu Türkiye'de iktidarları Kürtler belirler, Kürtler gönderir. Ve bugün yüzde kaçla gelmiş olursa olsun Kürtler vicdanını sesiyle hareket ettikleri zaman AKP ve MHP faşist iktidarını tarihin derinliklerine gömeceklerdir. Bununla ilgili hiçbir şüphem yok ve halkımızın o bilinci, o gücü, o becerisi, o özverisi de vardır ve yani 2023 seçimlerini bekliyoruz ama 2023 seçim olmayacak. Herhalde bu işgal hareketinden sonra işgal hareketinin durumuna göre bir erken seçim olayı söz konusu olabilir. Evet. Yani kesinlikle özellikle metropollerdeki Kürdistanlıların her alanda. Ben dün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptım ve şunu net bir şekilde söyledim ki 100 TL'lik bir muhabbetten dolayı 15 yıl cezaevi yatan Kürt gençleri var. Şunu açık çıkalım alanlara işgale karşı ses çıkaralım bedeli cezaevi ise de gider yatarız onunla ilgili de bir sıkıntı yok bunu bütün Kürdistanlılardan istiyorum.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hemen Almanya'ya gidiyoruz. Taner Ayaz telefon attığımızda. Sayın Ayaz, yayınımıza hoş geldiniz. Sesimi alabiliyor musunuz Sayın Taner Ayaz? Evet, iyi akşamlar. Gürkan Ayaz olacaktı. Yanlışlık olmuş. Gürkan Ayaz, hemen düzeltiyoruz. Gürkan Ayaz Almanya'dan katılıyor. Evet Sayın Ayaz, işgal saldırıları, soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Sesimi alabiliyor musunuz Sayın Ayaz? Evet, biraz sesiniz geç geliyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani bu işgal saldırısı Türk devletinin nasıl bir barbar bir devlet yapısına sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yüzyıllardır böyle devam ediyor. Şimdi daha bir acımasız bir durumda. Yani bunu biliyoruz, Türk devletinin nasıl bir yapı olduğunu. Ancak yani Kürt halkı bu durumda ne yapabilir? Tepkisini nasıl ortaya koyabilir? En önemlisi bu. Düşman biliniyor. Yani ben kendim bir Türk kökenli olarak şunu özellikle Kürt halkına çağrıda bulunmak istiyorum. Yani sokaklarda %50 yürüyüş katılımcılarının Alman'ı görüp evlerinde oturup televizyon başında seyreden insanlar öncelikle ağır olacak belki ama utanmaları gerek. Yani evde televizyon başında ahvak çekmek bir duyarlılık değil, bir vicdan sahipliği de değil. Evet. Sokaklar yani insan gücü, duyarlılık gösterip bu acıyı birlikte paylaşmak. Ben Türk olarak paylaşırım. Diğer İtalyan, Alman, İngiliz yani sonuçta bir insanlık uğruna bir vicdan kapatmak. Sayın Ayaz, süremiz kısıtlı. Çok sayıda telefon alıyoruz. Biraz daha kısa, derli toplu. Tamam. Son kez şunu söylüyorum. Yani Kürt halkı çok kayıp da verebilir. Bu davadan geri dönmeyecektir. Herkes umutlu olması gerekiyor. Umudunu kaybetmemesi gerekiyor. Bu barbar sürüsü mutlaka kaybedecektir. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, çok sayıda telefon alıyoruz. Bağlandığımızda daha kısa konuşursak daha yararlı ve faydalı olur. Daha fazla kişiye ulaşmış, daha fazla kişinin sesini bu ekrana taşımış oluruz. Mekan Aslan telefon attığımızda İsveç'ten. Sayın Aslan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yaptığınız yayından ve sevgili... Evet sizi dinliyoruz. Buyurun. İşgal saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz? Bu savaşında yer alan bütün arkadaşlara da üstün şartlar diliyorum. Bu yolda şehadete ulaşmış bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Evet. Şimdi burada şu biliyoruz, herkes arkadaşlar da her yer her konuya değindi bu konuda. Çok tekrar yapmadan kısaca birkaç şey belirtmek evet, istiyorum. Evet, kısa olursa lütfen. Öncelik bu konuda barışı sağlayacağını, iki günde ve kısa zamanda barışı sağlayacağını Türk kamuoyuna ve devletine bu mesajı verdi. Yalnız biz de görüyoruz, biz de biliyoruz ki bunun cevabı işte bu 5-6 gündür yaşanan Rojava savaşıyla cevap verdiler. Ben buradan bütün Bakır Kürdistan'daki insanlara sesleniyorum, halkımıza sesleniyorum. İnsanlığın bir nebze onuru olan insanlara sesleniyorum. Bu savaş için, bu savaşa dur demeleri için her yerde, her alanda seslerini yükseltmeliler. Uyanmalılar. Bu insanlığa karşı bir tepkilerini göstermeliler. Evet. Sonuna kadar biz onların yanındayız. Her alanda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Beni bağladığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca duygu ve düşüncelerim. İyi akşamlar. Evet, hemen İstanbul'a gidiyoruz. Osman Gündoğdu telefon attığımızda. Sayın Gündoğdu, yayınımıza hoş geldiniz. Osman Gündoğdu, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, hemen geçelim bir başka telefona. Yılmaz Karakoçan Bremen'den bizlerle. Sayın Karakoçan, yayınımıza hoş geldiniz. Yılmaz Karakoçan, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, Rojava'ya yönelik işgal saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz, ne düşünüyorsunuz Sayın Karakoçan? Sesimi alabiliyor musunuz Yılmaz Karakoçan? Evet, şimdi alıyorum.
Evet, Rojava'ya yönelik işgal ve soykırım saldırıları devam ediyor. Siz ne söylemek istersiniz, ne düşünüyorsunuz? Öncelikle sizi yayında olan arkadaşları da hepsini saygıyla selamlıyoruz. Teşekkürler. Rojava konusunda öncelikle Türk ve Kürt partilerine sesleniyorum. Burada bütün Kürt partilerine sesleniyorum. Eğer YKT'i varsa bugün yeridir, Rojava adresidir diyoruz. Ve buradan Sayın Berzani'ye de şunu söylemek istiyorum. Evet. Artık Türk filmlerine o kadar bakmaya gerek yok. Türk filmlerini izlemenin bir anlamı yoktur. YKT diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karakoçan yayınımıza katıldığınız için. Evet, hemen Mahmur'a gidiyoruz sevgili izleyiciler. Nuran Serpil bizlerle. Sayın Serpil, yayınımıza hoş geldiniz. Pardon, Nuran Sezgin, Mahmur kampından. Sezgin, özür diliyorum, hemen düzeltiyorum. Buyurun, işgal saldırıları devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Bizler de Mahmur halkı olarak özünde de İşler Meclisi adına ben bu Türk Devleti'nin barbar yaklaşımını, işgalci yaklaşımlarını nefretle kınıyoruz. Onlar döktükleri o çocukların, o gençlerin, o kadınların kanlarında boğulacaklardır. Bu süreçte yapılması gereken tek bir şey vardır. Kürtlerin birlikleri, Kürtler eğer el ele verirsek yenemeyeceğimiz hiçbir faşist, hiçbir diktatör güç yoktur. Yeter ki bizler bir olalım. Sadece evlerimizde duayla, sadece sokaklarda değil, ruhen, fiziken, bütün benliğimizle biz bu savaşı göğüsleyebilecek güçteyiz diyorum. Özellikle kadınlar, gençler, özünde de sağlıkçılar kesinlikle Rojava ruhuyla bütünleşmeliyiz. Erdoğan'ı boşa çıkarmanın tek yolu budur. Bizler ne kadar dimdik ayakta durursak o kadar Erdoğan'ın sonu gelecektir. Faşist diktatör Erdoğan dökmüş olduğu kanda boğulacaktır. Evet. O yüzden de bütün Kürtlerin, dört parçadaki Kürdistanların birleşmesi, Erdoğan'a yeter artık demesi, özünde de Barış Pınarı adı altında başlatmış olduğu kan pınarını ancak bizler birlikteliğimizle durdurabiliriz. Ve bütün Rojava halkına sonsuz selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Onların direnişleri, mücadeleleri karşısında da saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Evet, hemen İsviçre'ye gidiyoruz. Hüseyin Timur telefon attığımızda. Sayın Timur, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, bu işgal ve soykırım saldırılarına ilişkin siz ne söylemek istersiniz Sayın Timur? Buyurun. Ben bu işgal konusunda her faşizm dört parti birleşiyorsa Kürt halkının dört parçası da aynı düzeyde birleşmesi gerekiyor, haykırmaları gerekiyor, bu faşizme karşı göğüs germeleri gerekiyor. Bu temelde ancak biz faşizmi yenebiliriz. Tepkimiz alabildiğine yüksek, gerçekten konuşma nasıl diyeyim, yani zorluk çekiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Timur yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ettim size, başarılar ve başarı yine bizlerin olacaktır. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Hemen Ahmet'e gidiyoruz. Ahmet Servet telefon attığımızda. Sayın Servet, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, selamlar, saygılar. Evet, bu işgal saldırısına ilişkin siz ne söylemek istersiniz? Buyurun. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. AKP MHP faşist bloğu görevini yapıyor. Onun görevi bizleri bitirmek, bizlere zulmetmek, katletmek. Ancak burada anlaşılır olması gereken bir durum var. O da Kürt halkı tüm hücrelerine kadar buna karşı durmak zorundadır. Evet. Ahmet Özel'inden bahsetmek istiyorum. Ahmet Bey sanki hiçbir savaş yaşamıyormuş gibi bir yaşam sürdürülüyor. Bu Ahmet halkına hiç yakışmıyor. Öncü beklemenin bir anlamı yoktur. Çünkü 40 yıllık mücadele zaten tüm Kürtleri birer öncü haline getirmiştir. Kürtler herhangi bir öncü beklemeden her yerde, her alanda, tüm hücrelerine kadar bu soykırıma, bu katliama, bu işgale karşı durmak zorundadır. Bir direniş sergilemek zorundadır. Evet. Tüm dünyanın gözü önünde Kürtler konuşuluyorken Kürtlerin bunu konuşmaması çok büyük bir utanç kaynağıdır. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Servet yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeniz için. Biz teşekkür ediyoruz.
Selamlar, saygılar. Evet, Beroj Dep Köln'den bizlerle. Sayın Dep, yayınımıza hoş geldiniz. Alo. Sesimi alabiliyor musunuz Sayın Beroj Dep? Beroj Dep. Ya, aynen, alıyorum. Evet, buyurun, sizi dinliyorum. Hocam dur bir dakika, ben şu şeyi kapatayım. Önce televizyonunuzun sesini kısın lütfen. Bizi daha rahat anlayacaksınız. Aynen. Bu işgal saldırıları karşısında siz ne söylemek istersiniz? Şimdi şu işgal karşılığındaki olayın en bariz görünen noktası, yani Trump'ın %90 derece dönüş yapmasının arkasında yatan Trump bir mobilyacı. Yani immobilyacı, ya da Almanca şunu söylerler, yani bu bir inşaat firması. İnşaat firmasının üzerinden bu kadar imparatorluğunu kurmuş bir insan, bir aile. Şimdi bunların 24.4 milyar adı bir açıkladığı rakam var. Bu euro mu, dolar mı, bu bilinmiyor. Trump ile Erdoğan arasındaki bu anlaşma, bu Rojava'yı böyle serbest bırakma olayı, Türkiye'ye hava sahasını açması falan filan, hepsi. Trump acaba burada beni Amerika'nın başkanından az ederlerse, yani benim orada bir iş Sayın katma pozisyonum olabilir mi? Biraz kısa tutabilirseniz, birçok telefon beklemede şu an. Biraz daha kısa değerlendirme yapabilirseniz çok sevinirim. Yani benim aslında bizim Roj TV'de ya da Medya TV'de aslında bu 24.4 milyarın Erdoğan'la olan anlaşmasındaki Trump'ın rolü ne? Trump neden bizi bıraktı? Trump neden bizi arkadan hançerledi? Trump'ın savunma bakanları, askerleri, generalleri neden Trump'ın yalan söylediğini, ya da Trump'a bu kadar ateş püskürdüklerini, bunu biraz işlemelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet, hemen Avusturya'ya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Ali Başgül telefon attığımızda. Sayın Başgül, yayınımıza hoş geldiniz. Slavurez. Siz ne söylemek istersiniz bu işgal saldırıları karşısında? Ben bir Kürt olarak Avusturya'dan arıyorum. Ben gerçekten içimiz dolu. Gerçekten Kürt halkı, hepsi benim gibi olanlar, hepsi içi dolu kinle, nefretle Erdoğan'a karşı her birimiz bir volkan gibiyiz. Şimdi benim söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten biz biraz radikal eylemlere başvurmamız lazım. Yani ne gibi eylemler? Diyelim Avrupa'da birçok Erdoğan'ın kirli oyunları var, ticaretleri vardır. Avrupa'da Erdoğan yıllardır besleniyor, ticaret yapıyor. Bu ticaretin kanalları kesmemiz lazım, bir. İki, bütün Avrupa kurumları, Avrupa Parlamentosu olsun, Cenevre savaş binası olsun, bütün yerleri işgal etmemiz gerekir. Bu Rojava savaşı, haksız savaşı, Erdoğan'ın sadece Erdoğan, DAEŞ zihniyeti Erdoğan sadece kendi ayakları üstünde durmak için bu savaşa başvurdu. Kürt halkını kurban etmek istiyor. Türkiye'deki, Kürdistan'daki Kürt halkı vicdanlı olan, şerefli olan, namuslu olan, hasretli olan herkes ayaklanmalıdır. Herkes Rojava için mutlaka bir şeyler yapmalıdır. Yarın geç olur. Eğer Rojava TC devletinin işgaline girerse hiçbir Kürt'ün nefes alması, vermesi mümkün değildir. Her Kürt, Batmanlı, Bingöllü, Ahmetli, Şırnaklı, Cizreli, Nisseybunlu, Mardinli, bütün Kürtler bunu bilmelidir. Yarın öbür gün eğer Çakal Erdoğan'ın paramit güçler, DAEŞ sinyesi, o kafa kesenler eğer Kürdistan'ı işgal ederse sıra size de gelecek. Hiç kimse değmesin, benim hayatım garantidir, bana dokunmaz. O çok, korucular, çok o işbirlikçiler, o kendi namusu şerefini satanlar, süremiz kısıtlı. Sokağa çıkın, Rojava'yı kurtarın. Rojava Kürt'ün namusudur, Kürt'ün şerefidir. Rojava kalbimizdir, Rojava düşerse hepimiz düşeriz. Şunu dile getireyim Eval, şunu dile getireyim. Bazıları çok diyor kısa, ya Türkiye'de ateş yanıyor. Bilmiyorum, polis tutuklar, asker tutuklar. Kardeşim, 50 milyon Kürt'üz. Varsa bizi 100 bini içeri alsın. O kadar 50 bini nereye koyacak Erdoğan? Herkes sokağa çıkmalıdır. Bu çakal DAEŞ zihniyeti Erdoğan'ı mutlaka durdurmalıyız. Rojava'ya girmemesini mutlaka engellemeliyiz. Ve radikal eylemler Avrupa'da alınmalı.
Avrupa, çok teşekkür ediyoruz Sayın Avrupa Başkan. Avrupa 200'lüdür. Avrupa Sayın Avrupalılar 200'lüdür. Eğer çok radikal eğer burada yaşama Avrupalılara haram etmesek Avrupalılar bir şey yapmazlar. Avrupa'nın iki sözüne... Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başköy. Süremiz kısıtlı. Çok sayıda telefon var. Hemen Almanya'ya gidiyoruz. Serhat Ararat. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Ararat. Sesimi alabiliyor musunuz Serhat Ararat? Evet sevgili izleyiciler, hem konuğuma dönmek istiyorum hem arkamda izlediğiniz görüntülerde Herlen'de Alman polisinin saldırısı var. Rojava'ya yönelik işgal saldırılarına karşı Alman polisi saldırı gerçekleşiyor. Şu an izlediğiniz görüntülerde de direnişte devam ediyor bu polis saldırısına karşı. Yine çağrılar da vardı bölgeden. Evet hem bu görüntüleri konuşalım biraz hem de bu yorumları. Veysel sen ne söylemek istersin? Yani bu ilk başta bence şeyi iyi bilince çıkarmak gerekiyor. Yani biz şöyle bazen sanki bir yanılgılı geliyor gibi bana. Yani şöyle bir şey yok. Türk devleti işte sadece aynı dokusunda Kürtlere karşı başlattığı bir savaş yok ortada. Yani kuruluşundan beri Kürtlere karşı bir savaş yürütülüyor ve bunu düzenli yürütülüyor. Hiç aralıksız. Yani işte tarihi geçmişe baktığımızda Ağrı, Koçgiri, Dersim, Şeyh Said, işte bugünkü durum... Ve bunu her alanda yaptı. Her alanda yaptığı için sanki biz yeniden işte Türkiye işte bir seçimi kaybettirdik, bize karşı bunu yapıyor işte. Bu böyle değil. Tamamen Kürtlerin hukuksuzluğunu savunma mücadelesidir. Yani Türkler diyor ki Kürtler dünyada, yeryüzünde hukuk sahibi olmayacak. Zaten onun mücadelesini veriyor. Çünkü ben bitirmek istiyorum. Eğer çok şey değilse bizim hukukumuz yok. Bizim hukukumuz kabul edilmiyor. Bizim hukukumuzun olmadığı bir yerde... Kürtlere koruyacak bir hukukun olmadığı bir yerde kimse bizi savunamaz. Biz ancak kendimizi savunuruz. Şimdi kendi savunanlar alanda bu görüntü üzerinden konuşmak istiyorum. Bunu yorumlamanı istiyorum. Alman polisi saldırıyor direnişçilere şu an. Alanda direniş devam ediyor. Bunu nasıl yorumluyorsun Alman devletinin, Alman polisinin bu yaklaşımını? Yani belli oluyor ki ilk başta söyledik uluslararası bir saldırıdır bu. Bu öyle sadece Türkiye'nin kendi başına... Kürtlere yönelttiği bir saldırı değil ve bu saldırını püskürtmek isteyen Kürtler, dünyanın her tarafında ayaklanan Kürtlere karşı da bu devletler de bir şekilde kendi rollerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Almanya bu rolünü... Evet, sadece polis de değil, bir bilgiyi de ekleyelim. Irkçı faşistler de eyleme saldırmış. Şu an eylemin güvenliğini de almaya çalışıyor Kürdistanlılar. Bu bilgiyi de ekleyelim. Irkçı faşistler de eylemcilere saldırmış. Yani Kürtlerin koruması hiçbir yere çıkmaması gerekiyor. Temel olması gereken o. Kürtler nerede eyleme çıkıyorsa, nerede protesto çıkıyorsa, nerede mücadele ediyorsa kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Bu dışarıdan bir faşist olur, içeriden birileri olur, fark etmez. Her halükarda emniyetlerini almaları gerekiyor ve her halükarda kendilerine yönelecek herhangi bir saldırıya karşı bence ben olsam misille cevap da veririm. Yani çünkü bu şöyle bir şey değildir. Yani sen bir kediye bile saldırırsan bu sana karşı cevap verecektir yani. Biz koyun değiliz ki birileri gelip bize saldıracak, biz diyeceğiz ki provokasyondur. Birileri gelip bize saldıracak. Provokasyon sözme cezasını alsın yani. Neyin provokasyonu? Eğer o cesareti buluyorsa gelip herhangi 100 bin ya da 10 bin ya da 5 binin ya da 1000 kişinin yürüdüğü bir yerde birisi cesaret edip gelip onun içerisine bir şekilde kendisini koyma mücadelesi veriyorsa o zaman oradaki insanların da ona cevap vermesi gerekiyor. Hem de haddinden fazla. Ki bir daha birileri o cesareti göstermesin gelip Kürt'ün demokratik olarak yaptığı bu eylemlere kendi burnunu sokmasın. Yani biz şöyle bir beklenti içerisine girmeyeceğiz. Bu görüntülerde de geldiklerini bazen görüyoruz. İşte eyleme katılanlar da diyor ki işte provokasyona gelmeyelim. Yani sen provokasyon yapmıyorsun ki. Sen gidip herhangi birisinin evine, iş yerine ya da yolda giden herhangi birisine saldırmıyorsun. Senin yürüdüğünü bilen, senin işte var olan o saldırıyı püskürtmek için, geri püskürtmek için mücadele ettiğini bilen ama haksız olan bir insan herhangi birisi alıyor bayrağı, kendi bedenine sarıyor ve geliyor senin içine giriyor. Burada senin, yani burada artık provokasyon yok. Burada senin yapman gereken ona cevap vermektir ki birileri bir daha bunu yapmasın. Biz cevap vermedi insan, bizim insanlarımız, bizim işte bu demokratik mücadele yürüten insanlar buna cevap vermedi müddetçe bir yerlerde birileri yine kendisine pay çıkaracak ve gelecek. Bir şekilde bunun içerisine girecek. Dolayısıyla polis içinde zaten şey arıyor, sebep arıyor bir şekilde engellemek için. Polisinde sebep olacak. Diyecek ha okey bu geldi tamam provokatör ama siz karışmayın. Evet. Aynı şeyi çünkü şeyde de yapıyorlar. Bakın Kürdistan'da bize saldırıyorlar. Yani Kürt'ün kalt ediyorlar. Birileri diyor ki aman bir şey olmaz ya o biz biraz sakin olalım. Neyi sakinliği? Evet. Yıllardır belki sakin ol demekten kaynaklıdır ki her yerde daraltarak bir şekilde katlettiler.
İşte Kürdistan'da o özellik yönetim dönemlerinde gördük. Daha sonraki süreçlerde Bahtı Gönül'ü daha büyüttü. Yani küçükten başladı, Bahtı ses çıkmıyor, hedefi büyüttü. Evet. Eğer bir özellik dönemlerinde Kürtler gereken mücadeleyi gösterseydiler, gereken direnişi gösterseydiler, bugün bu devlet Rojava'ya yönelik böyle bir operasyonu güzel alma cesaretini göstermezdi yani. Çok özür diliyorum Veysel, süremiz kısıldı. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana da değerlendirmelerin ve yorumların için. Evet sevgili izleyiciler, Halkın Sesi programının sonuna geldik. Sizden gelen telefonlar için de teşekkür ediyoruz. Yayınımız saat başında Erdal Er'in sunumuyla özel programla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.